Sayın il müdürlerimiz, sizler kendi illerinizin konjonktürlerine bizden daha vakıfsınız. Biz sizin değerli fikirlerinize, bilginize ve donanımınıza talibiz. Eğer seçilirsek camiamıza sözümüz herkesin hakkını vereceğimiz ve kimsenin hakkını yemeyeceğimizdir. Bütçemizde altyapı çalışmaları için yer alan kalemi sporcularımız, sponsorlarımız aracılığıyla arttırıp kulüplerimizin ve antrenörlerimizin kullanımına açacağız. Anlaştığımız eğitim sponsorumuzla eğitim programlarımızı sadece antrenörlere yönelik değil, sporculara, sporcu velilerine, kulüplere yönelik düzenleyeceğiz. Öncelikle ülkemizi yüzme bölgelerine ayırıp bu bölgelerin yapılarına ve şartlarına göre eğitimlerin ve seminerlerin sporcu, antrenör, kulüp ve veli ihtiyaçlarına göre verilmesini sağlayacağız. Değerli Hazirun, sizlerden tek istirhamım oyunuzu verirken hem kalbinizi hem de aklınızı dinlemenizdir. İzzet Begoviç'in dediği gibi tarihi Allah yazar. Biz sadece nerede duracağımıza karar veririz. Bu seçimde nerede duracağınızı sizlerin vicdanınıza bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar üzerinde durduğumuz en önemli konu birlik, beraberlik ve aile ortamının tesis edilmesiydi. Birlikte görev yaptığımız yönetim kurulumuzdan hakemlerimize, teknik kurullarımızdan sporcularımıza, spor kulüplerimizin değerli yöneticilerinden kıymetli velilerimize, bu mecrada adını zikredemediğim ve perde arkasında her bir kulacın daha sağlıklı ve modern şartlarda atılması için zaman mefhumu gözetmeden can siperhane görev yapan antrenörlerimiz ve gizli kahramanlarımızla yüzme branşının hak ettiği değeri ve ilgiyi daha fazla görmesi adına çalışmalar gerçekleştirdik. Ve birçok büyük başarının altına hep birlikte imza attık. Yüzme tarihimizin en başarılı dönemini geçirdiğimiz son 5 yılda Türk yüzmesi birbirinden değerli birçok tarihi başarıya imza attı. 16 olimpiyat kotasının alındığı görkemli dönemimizde 13A, 2B ve 1 bayrak takımımız toplamda 11 sporcumuz ve 6 antrenörümüz ile olimpiyatlara katılım sağladı. Olimpiyat oyunları tarihimizde ilk defa bir bayrak takımımızın ülkemizi temsil etmesi haklı gururunu yaşadık. İnanıyoruz ki kurduğumuz çok yönlü yapı sayesinde bu sayılar artarak devam edecektir. Avrupa Büyükler Rekoru ve Dünya Gençler Rekoru'nun kırıldığı dönemimizde Avrupa Büyükler Kısa Kulvar Müsabakası'nda kazanılan gümüş ve bronz madalyalarımız, gençler kategorisinde Avrupa ikincisi olma başarısı gösteren EYOF, Multinations, Komen ve Balkan şampiyonalarında kazandıkları rekor sayıya da madalyaları kupalar ile taşlandıran ve gelecek vaat eden yıldız ve genç sporcularımıza ışık tutmuş oldu. Milli takımlarımızı üst düzey başarılara imza atmış, birbirinden değerli antrenör ile kategorize ederek oluşturduğumuz milli takım sorumluları statüsü sayesinde kategorilerinde daha önce tecrübe edilen başarıların ülke genelinde tekrarlanarak geliştirilmesine imkan sağlayan bir yapı kurduk. Olimpik destek projemiz sayesinde uzun dönemler yüzmeye yön veren bireysel destekleme politikasına son vererek belirli standartları sağlayan sporcuların A'dan Z'ye tüm sportif ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle sporcu gelişimine katkı sağlayan ve spor kariyerlerini üst yaşlara taşınmasına imkan yaratan bir projeyi daha hayata geçirdik. Yüzme Federasyonu seçimleri de bitti. Erkan Başkanım, yüzler gülüyor. Evet, her zaman yüzümüz gülüyor biz. Ama bugün çok gülüyor. İki katına evet, yakın oy farkıyla kazandık. Dostlarımızdan endişe etmedik ki. Anlatabiliyor muyum? Yaptıklarımız ortadaydı. Biz hak ve adalet çerçevesinde hakkı tutup hakkı kaldırmanın mücadelesini verdik. Büyük, güçlü Türkiye'nin güçlü yüzme ailesine yakışır şekilde hizmet etmeye çalıştık. Ya, çıktığımız noktada ihya ve inşa etmek vardı. Bunun meyvelerini topluyoruz. Onun için sizin nazarınızda da bütün aileme teşekkür ediyorum. Yüzme aileme. Böyle bir ailemle gurur duyuyorum. İnşallah yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır sözüyle daha güzel Avrupa'da, dünyada yüzmeyi geliştirme adına ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Şimdi bir de Avrupa şampiyonası var. Sporcular herhalde Avrupa'ya gittiler. Evet, evet, evet. Avrupa'dalar. Siz şu an Rusya kazandılar. Evet, kongreden dolayı bütün yüreğimiz onlarla.
Ne bekliyoruz? Gönlümüz onlarla. Yüzme ile ilgili bunları söylemiyoruz ama sürprizler yapabiliyoruz. Güzel yarı finallerimiz olacak. İnşallah güzel hedeflere doğru ilerliyoruz bakalım. Hedeflerimizi neler başkanım? Şimdi biz kürsü konuşmanızın büyük kısmını yayınlayacağız zaten. Ama bir de buradan ben ayrıca almak istiyorum. Ya İki işte nedir? Evet, 3 sene sonra, evet, 2024'te Paris Olimpiyatlarına bayraktaki sayıyı arttırarak, sporcularımızın katılım sayısını arttırarak orada yarı finaller ve finali inşallah hedefimizdir. Ama yüzme dediğim gibi çok zor ve emek isteyen bir spor. Onun için şimdiden bunları konuşmak doğru değil ama hedeflerimiz çok büyük. Bekleyin ve görün inşallah. Şimdi belediyelerde şöyle bir hamle var. Eskiden futbol sahası yapma konusunda belediyeler yarışırdı. Şimdi yüzme havuzu yapma konusunda bir yarışa girdiler. Bunda federasyonda mutlaka bir dahli var gibi geliyor bana. Elbette bunlar bakanlığımızla beraber, biliyorsunuz bu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın Bakanımızın liderliğinde Türkiye Yüzme Federasyonu ile beraber Türkiye'deki sporun paradigması, biliyorsunuz Sayın Bakanımızın büyük çabasıyla sporun paradigması değişti. Yüzme, jimnastik ve atletizm olarak. Onun için böyle bir yüzme bilmeyen kalmasın projemiz var. Çok ciddi bir proje. Dünyada ses getiren bir proje. Bu FINA ve LEN onaylı bir proje. Onlar da hassasiyetle bunu takip ediyorlar. Onun için bu projeden dolayı Türkiye geneline altyapımızı oluşturmak adına yüzme bilmeyen kare projesinden dolayı ciddi bir yoğunluk var. Bunlar bunun eserdir diyorum. İnşallah daha güzel, daha altyapımızı güçlü tutacak ülkemizde projelere imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha da güzel olacağına inanıyoruz. Sadece siz değil, size paralel giden spor branşları da örnek göstereyim. Triatlon da çok hızlı ilerliyor. Evet. Ortak evet, sporcular evet, neredeyse. Evet. Yani evet. Bu olimpiyatları olmasa da bir sonraki olimpiyatlarda artık iddialı bir Türkiye geliyor. İnşallah. Elbette başka. Orada bir yarışçı ve iddialı bir ülke var zaten. Bu Türkiye. Bunu gösterdi zaten. İnşallah hep oralarda kalıcı ve iddialı olarak, yarışmacı olarak yerimizi muhafaza edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Vallahi sağ pandemi dönemi röportajı yaptık, uzaktı. Şimdi evet, ilk kez yakın yapıyoruz. İnşallah evet, çok çok daha fazla yapacağız. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kıymetli ailem, büyük ve güçlü yüzme ailesi, bugün burada kazanan yine Türk yüzmesi ve ailemizdir. Bundan dolayı katılım gösteren herkese ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi başarı gayrete aşıktır. Yunus Emre diyor ki başarı gayrete aşıktır diyor. Biz de size aşığız. Hep beraber daha güzel başarılara adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz. Büyük bir aileyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.